Sene 1910. Osmanlı Devleti. Telefon icat edilmiş ve bilumum Osmanlı hanelerinde yaygınlaşmıştı. Muhtemet Hayati Efendi'nin hanesinde bir veledi dahi telefonun icadından ilhamla tarihte benzeri görülmemiş bir icada imzasını atacaktı. Acaba bulduğu icatla tarihin akışını değiştirebilecek miydi? Geldim, geldim. Ah, hoş geldin bey. Oh. Nerede kaldın? Geç kaldın emeğe. Trafik mi vardı? Ya hanım sorma. Çayırova'dan geldim. Orada her şey normal. İstanbul, şehri İstanbul'a girdim. Trafik kilit. Trafik, trafik değil. Trafikül vahşet. Tabii bakıyorsun. Her at arabasında bir kişi var. Ya. Olur tabii trafik, normal. Merak etme. Yarından itibaren trafik filan kalmayacak. Neden? Yem fiyatlarına zam geliyormuş ya. Ya hanım, kalabalık, kalabalık. İstanbul'un nüfusu 800 bine dayandı ya. Daha ziyade mahlukatı kaldırmaz artık bu şehir. Neyse, nerede bizim o faydasız İbrahim? Sorma. Yine girişimcilik peşindeymiş. Kahya'nın dediğine göre sabaha kadar ahırda uyumamış. Çalışmış gene boş boş. Demek sonunda kendi de anladı bir halta yaramadığını. Hanemize büyük baş olarak katkı sağlamaya karar verdi. Şuna bak şuna. Hoş geldiniz babacığım. Sus. Öpeyim. Sus. İnekten çıkmış buzağı gibi daldı içeri ya. Bu nedir? Çok çalıştım, çok çabaladım ama değdi. Sonunda icadımı tamamladım. Bu icatla tarihin akışını değiştireceğiz efendim. Eğer hazırsanız işte karşınızda alemi cihanın fıtratına tesir edecek yeni icadım. Oğlum bu ne? Telefon. Telefon efendim, onu buldum, icat ettim. Artık geleceğe damga vuracağız. Bununla tarihin seyrini değiştireceğiz inşallah. Ne diyorsun oğlum? İbrahim demek telefonu buldun ha? Evet. Hemen bu müjdeli haberi Ülfet Alan'a vereyim. Yahu evde aynısı varken ne gerek var ki? Alo. Ha, Ülfet'ciğim müjde. Bizim oğlan İbrahim telefonu bulmuş. Nasıl? Telefon bulundu mu? Aa! Demek şu anda telefonla konuşuyoruz ha? Ah! O zaman kapatalım da fazla akçe yazmasın. Tamam. Haydi bakalım. Evladım sana kötü bir haberim var. Telefon zaten bulunmuş. Bir nükte uğruna sergilediğiniz piyesiniz bittiyse açıklayayım babacığım. Bu bildiğimiz telefon değil. Bu telefonül cep. Oğlum şimdi sonuna ülcep koyunca yeni bir icat mı olmuş oluyor bu? Anneciğim lütfen dinleyin. Bu öyle bir şey değil. Bunun gibi değil. Bu burada duruyor. Ama bunu cepte istediğin yere götürebiliyorsun. Bakın. Abi zaten evde var dedik. Ne gerek var diyoruz. Oğlum işte kullanıyoruz ya. Şimdi bu telefon benim mabat cebimde duracak. Hı. Yoğurtçu çıngırağı gibi ötecek ha? Evet babacığım, her yerde ötecek. Ulan. Çarşıda, pazarda, camide, helada ötünce Hayati Efendi mabadın ötüyor demezler mi be? Merak etmeyin babacığım, merak etmeyin. Herkesin mabadı ötecek. Zaten benim de emelim bu dünyadaki herkesin mabadını öttürmek. Bak İbrahim, sakın bunu zabitlerin yanında söyleme, anında derdest ederler seni. Yanlış anladınız babacığım. Bakın, bu telefonun cep sayesinde insanlar nerede olurlarsa olsunlar birbirleriyle konuşabilecekler, iletişim kurabilecekler. Ha, oldu olacak. Oldukları yerden de bir ikamet bilgilerini göndersinler de nerede olduklarını bilelim. Âlâ, muhteşem bir fikir. Hemen not alıyorum. Bunun ismi konum olsun. Oğlum gözünü seveyim. Bak yaşıtların ne güzel meslek sahibi oluyor ya. Bak Fikri Efendi'nin oğlu Bahadır faytoncu da şoför olarak işe başlamış. Akçe akçe yağıyor çocuğa. Sen ahırda boş boş oynuyorsun. Anneciğim zaten çocukluğundan beri bana hiç itimat etmediniz.
Sizin için gece gündüz uğraştım. Böyle aklımı duvarlara vurdum. Bir robot ül süpürge adında temizlik cihazı icat ettim. Onu da beğenmediniz. Aa, o iyi, iyi. O benim işime yarıyor. Terliklerimi getiriyor. Getir evladım, getir. Pes. Şuradaki samanları temizlemesi, süpürmesi gerekirken terlik getiriyor. Selamun aleyküm ahali. Kardeşciğizim. Nasılsın? Gel otur. Vallahi ablacığım hiç sorma. Sabahtan beri böyle koşturmaktan yorgun, argın, bitkin bir haldeydim. Ta ki şu enişteciğimin, cancağızımın nur akan suretini görene kadar. Onu gördüm, bütün yorgunluğum geçti vallahi. Hoş geldin, hoş geldin Kudretciğim. Bak deha deha dedik. Al sana ticari deha. Aman efendim. Ticari deha mı? Dayıcığım sen en son merhum dedemden kalma altınların tamamını stres çarığı işinde batırmadın mı? Beni bugünlere o gün yaptığım hatalar getirdi yeğenim. Bravo. Yani bazı kısmetsizlikler yaşamıştır tabii kardeşim, bak, ama boş ver sen şimdi. Aç mısın? Ne vereyim sana? Yok, yok, yok. Ablacığım ben zaten çok kalmayacağım. Ben çok karlı bir işe girdim de size onu anlatmaya geldim. Ya bizim bir arazi yok muydu? Hı. Ben onu sattım. Ne? Ah, oh, ne ala ne ala. Dayı, hangi arazimizi sattın yoksa? Bebek'te, Boğaz'daki araziyi sattım. Yahu be adam, deniz gören arazi hiç satılır mı? Satılır, satılır ya. Tabii çok rüzgar olur oğlum öyle yerler. Neyse işte, ben o araziden kazandığım para ile renkli fes işine girdim. Aa! Oo, renkli fes, hı. Tabii, tabii. Ya şimdi düşünüyorum, bakıyorum. Herkes tek renk fes giyiyor. Ha. Çok yakında bu insanlar böyle tek tip, tek renk fes giymekten artık sıkılacaklar. İşte o zaman efendim sarısı olur, mavisi olur, moru olur, yeşili olur. Türlü türlü her renkten fes takmak isteyecekler. Ne diyorsunuz? Vallahi bravo. Olur bu iş. Devam. Ya biraz zahmetli olacak ama ben böyle 1925 gibi sektörün zirvesinde olacağım bir plan yaptım. Emin misin dayı? Ne bileyim, ya bir gün insanlar fes takmayı bırakırlarsa? Fes takmayı bırakırlarsa? Ya, yok, bir de memlekette şapka devrimi olsun. Ya. Ay kıskanma bak dayını, kıskanma. Yani en azından bak mantıklı şeylerle uğraşıyor. Sen neydi onun adı? Telefonül cep. Ne bu? Ne? Öyle şey olur mu? Telefonül cep mi? Evet. Evde varken ne gerek var ki? Ama tarih de böyle ilerler ya. Bir şeye gerek yoktur. Sonra sen bir şey icat edersin. Aa gerek varmış derler. İbrahim, İbrahim. Bunlar boş işler İbrahim. Ya hadi benim işim gücüm var, beni tutma. Ablacığım be. Canım. Şimdi biliyorsun benim bu işlerde bir para eksiğim var. 200 mecidiyem kadar çıkışmadı. Sen de varsın. Tabii. Ya. Ver 300, ver 300. Ha, eniştemi dinle. 300 ver, 300 ver. Feda olsun sana. Sağ olun. Hadi beni hadi tutmayın. Benim hadi dakikam para biliyorsunuz ya. Hadi İbrahim. Aç oğlum kapıyı, çıkışım şık olsun. Hop. Hadi rastgele. Dikkat et. Haydi bakalım. Vay be. Şu adama bak, kayınçoya bak. Mahalle mektebinde bile okumamış ama zehir gibi. Bir de bizim şu sığıra bak. Deme deme. Oğlum gel vazgeç şu telefonu cep işinden. Gözünü seveyim ya. Sevgili anneciğim, sevgili babacığım lütfen bakın. Bu sadece bir telefon değil. Bununla sadece konuşmayacaksınız. Bambaşka kabiliyetleri olacak. Lütfen, lütfen izin verin. Dinleyin. Anlatayım, bayılacaksınız. Lütfen dinleyin. Bakın bu telefonül cepin içinde bir takım aplikasyonül seyyahlar olacak. Bu aplikasyonlar neticesinde ahali tüm ihtiyaçlarını giderebilecek. Aplikasyon? Evet. Fransızcadan dilimize geçen hafta geçti. Ben de hemencecik benimsedim. Geliştirdiğim bir aplikasyon neticesinde de şöyle bir şey yapıyoruz. Artık insanlar evlerine dışarıdan yemek söyleyebilecekler. Ya o evde yemek var. Ne gerek var dışarıdan söylüyoruz ki? Sen sürekli evde olan şeyleri yeniden icat ediyorsun oğlum. Anneciğim evde yemek var ama o yemekleri sen yapıyorsun. Bu senin yerine yapıp evine ayağına kadar getirecek. Aslında düşününce fena da gelmedi yani. Aman gelmesin hanım. Temizliği robot yapacak. Yemek dışarıdan gelecek.
Peki anan bütün gün ne yapacak? Aa! E sen ne yapıyorsun bütün gün şerbethanede? Dizmece, ültaşı, meşgale. Canım bir tek dizmece, ültaşı, meşgalem var, ona da karışma ya. Babacığım affınıza mağruren. Bu dizmece, ültaşı, meşgale oyundan daha uzun süren bir isme sahip. Bunu daha kısa bir isim mi koysak mesela? Aman! Oyunumun adına da karışma. Okey babacığım, siz bilirsiniz. Bir şey demiyorum peki. Bir diğer geliştirdiğim aplikasyondan bahsedeyim. Kitap-ül-Suret. Bu Kitap-ül-Suret ile sevdikleriniz sizin hayatlarınızda olup bitenleri görebilecek. Siz istediğiniz şeyi paylaşabileceksiniz. Tabii tabii çocuğum, evet çocuğum. Okudukları mahalle mektebindeki eski arkadaşlarını da bulsunlar. Onlarla güzel bir toplantı yapsınlar. O da güzel olur değil mi bey? Var ya, beni eleştirmeyi bırakıp şu işe birlikte kafa yorsak acayip yürümüştük ama yürüyemiyoruz. Peki, aklımdaki son aplikasyonu söylüyorum, ona bayılacaksınız. İsmi Minder. Neymiş o? Evet, bu Minder sayesinde müstakbel zevce adaylarınızın fotoğraflarını görüyorsunuz. Beğendiğiniz olursa da mendilini sağa atıyorsunuz. Minder. Aa, bu güzel, güzel. Hah, hakikaten. Beğendi değil mi babacığım? Çok beğendim oğlum, çok beğendim. Sen böyle beğendiklerini, böyle mendillerini sağa sağa, sağa sağa, sağa sağa atarsın. Sonrasında Külhan Bey'inin birinin karısının bacısının fotoğrafına mendilini atarsın. Sonra da o senin kelleni sağa sağa, sağa sağa, sağa sağa atar. Gerçi senin için fark etmez. Sen kafasız da yaşadığın için. Geldiler. Aç kapıyı. Ne biçim bir şey? İşte. Aman efendim, aman efendim. Hoş geldiniz. Öpeyim peki be amca. Selamun aleyküm. Berhudar ol İbrahimciğim. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yengarım bak. Hoş geldiniz. Oho! Delikanlıya bak ya, Bahadır'a bak, Bahadır'a. Fayton şoförü Bahadır, hoş geldin. Oğlum, elindeki ne öyle? Ha, Burcu yenge, bu benim Fayton'un gramofonu. Araçta bırakınca çalıyorlar da mecbur yanımızda taşıyoruz. Doğrudur, gel. Ayıptır söylemesi. Buraya gelirken Fayton'la gezdirdi bizi oğlumuz. Öyle mi? Yahu, lafı gelmişken yarın sabah da ben bir çarşıya ineceğim, Mecidiyeköy'e intikal edeceğim, Narenci'ye sıkacağı almaya gideceğim de. Acaba diyorum beni Fayton'la bırakır mısın? Gerçi kısa mesafe ama. Aslında kısa mesafe hiç gitmiyorum be amcacığım. Hele bir de yarın iş çıkışın Mecidiyeköy'e girmek. Yani ata da bana da yazık olur. Hayatta çıkamayız oradan. Sen de haklısın, sen de haklısın. Aslında trafiğe de buradan bak. Vazgeçtim. Oğlumuz İstanbul trafiğinde sürekli kırbaç sallıyor, çok yoruluyor. Ama kazancı iyi bir şey diye düşünüyoruz. Maşallah, maşallah. Evet, evet. Hayır. Çok şükür, maşallah. Sizin oğlan nasıl? Müteşebbislik peşinde mi hala? Evet, Leman teyzeciğim, aynen öyle. Yeni icadım olan telefonül cepin tasarımını da henüz bitirdim. Telefonül cep mi? Evde varken ne gerek var ki? Siz de yapmayın ne olur. Bir gün bu dünyadaki herkesin cebinde telefonül cebimden olacak iddia ediyorum. Neyse efendim, zamanla geçer. Hiç üzülmeyin. Bir ara bizim oğlan da bilgisayar diye bir şeye heves etti. Geldi, bu ne dedin? Baba bu bilgisayar, böyle böyle bilgisayar. Ben de ona bütün bilgilerimi saydım. Sonra vazgeçti. Ben de bilgi çok tabii. Çok şükür kurtardı paçasını. Fikri çok iyiydi. Şimdi herkes sonuna ül ve bir şey ekleyerek böyle daha eski Türkçe'ye doğru götürüyor işleri. Sen bu tiradını ül ve bir şey ekleyerek yapabilir misin? Ben de çekeyim. Efendim, hiç meraklanmayın. Bizim oğlan ül de. Hiç anlamamış. Bir ara bilgisayar ül'e merak salmıştı ül. Sonra efendim, ben de bilgi çok ül. Bilgi ben ül. İsterseniz sizin e-ül nabızınıza bir bakayım. Sizin... Ülen de ülünmüyor. Efendim, neyse. Bu hevestir geçer. Yani ben de bilgi ül çok. Evet, sohbetül facia. Bu
Dışarıda bir eylemül debdebe var. Evet. Alkış sesleri geliyor. Alkışül şak şak. Evet, konu açılmışken Oğulül Bahadır. Acaba bizim bu faydasız İbrahim de bu aracül faytonda çalışabilir mi? Yani şimdi olabilir de becerebilir mi bilemem. Yapma oğlum. Sevap üy kazanırsın. Hadi be oğlum, sen bülülsün. Hadi be oğlum, sonuçta herkesin kendi tekamül. Belli ki bu... Kendin söyleyip kendin gülül. Kuşumdan çekip tik ül toka koysaydım. Yazık mı oğlum? Evet baba. Acı şuna. Olmadı bize acı oğlum. Susun ulan, yettiniz artık be. Susun ülen. Yeter ya, istemiyorum. İstemiyorum efendim. Lakırdığınızı da istemiyorum, üllerinizi de istemiyorum, düldürlerinizi de istemiyorum. Paranızı da istemiyorum, hiçbirine ihtiyacım yok. Ben Teşkilat Ül İlim Derneği'ne burs başvurusunda bulundum. Evet, belki ailem bugüne kadar bana hiç itimat etmedi ama eminim oradaki insanlar benim cevherimi görecekler ve projeme yatırım yapacaklar, inanıyorum. Peki var mı ilişki ül torpül? Yok. Yok. Ama bunu gördükten sonra yatırım yaparlar, inanıyorum. Ah, postacı olsa gerek. Kapıyı iki ülkede çaldı. Merhaba, İbrahim Çekiç. Evet, Mustafa Bey. Evet, bir telgrafınız var. Teşkilat İlim Derneği'nden cevap geldi. Okuyayım mı? Olur, okuyun. Evet, tamam. Ay, müjdeli haberler. Muhterem İbrahim Çekiç. Benim. Telefon Ül Cep adlı müteşebbis fikrinizi etraflıca inceledik. Yaptığımız uzun incelemeler neticesinde icadınızı fevkalade lüzumsuz bulduk. Hatta kurulda telefon ül cep mi, evde varken ne gerek var ki diyenler oldu. Bundan mütevellit ödenek başvurunuzu reddediyoruz. Sus Cülala. Bundan ziyade lakırdığınızı dinlemek istemiyorum. Gidip Alayı Gelsin adlı bakkaliye ve su alışveriş aplikasyonuyla ilgileneceğim. Su mu? Evde varken ne ve gerek var Galkül? Neyse, ben bunu biraz daha geliştiririm. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katıl